16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Mersin'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayekböke, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı. Böke, ekonominin işleyişi için siyasi iktidara ihtiyaç olduğunu belirterek, siyasi istikrarı sağlayacak olan şey gücün tek elde toplanması değil, siyasi istikrarı sağlayacak olan şey esasında güce herkesi dahil edecek gerçek bir demokrasidir, dedi. 16 Nisan'da karşımıza konmuş olan anayasa değişikliği teklifine dair referandum, esasında 16 Nisan'da bir anayasa değişikliği teklifi oylaması olmayacak. Bu referandum doğrudan işte o sanayi 4.0 devrimini yakalayıp yakalamayacağımıza dair, bizim ötekileştiren, kutuplaştıran, ayrıştıran bir siyaset sebebiyle birbirinden çok uzaklaşmış, bölünmüş ve kopmuş olan bu toplumsal yapının baskısıyla mı, yoksa toplumsal barışın inşa edildiği, siyasetin ayrıştıran değil birleştiren bir güce dönüştüğü ve o birleştiren gücün ekonomik bir güce dönüşmesi için Türkiye'nin önünü açıp açmayacağına dair bir oylama yapacağız. Biz esasında siyahla beyaz kadar birbirinden farklı iki alternatif yol haritasına dair bir seçim yapacağız. Karşımıza konuyor olan anayasa değişikliği teklifi sadece bir hukuki metin değil. Bu hukuki metin doğrudan toplumun yaşam biçimine, toplumun ortak değerlerine ve bu toplumun ortak değerler üzerine inşa edeceği geleceğe dair yol haritasına dair bir seçim yaptırıyor bize. Siyahla beyaz kadar ayrı dedim. Çünkü esasında bu getirilmiş olan anayasa değişikliği teklifi karşımıza getirenler tarafından şöyle tarif edildi. İktidar Partisi ve İktidar Partisi'ni desteklemiş olan muhalefet partisinin yönetimi dedi ki, bugün bir fiili durum yaşanıyor, biz bu fiili duruma hukuk yazacağız dediler. Yani esasında şunu ifade etmiş oldular. Bu anayasa değişikliği teklifi, bugün yaşıyor olduğumuz fiili durumu kalıcı kılmayı vaat ediyor. Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, referandum çalışmaları kapsamında bulunduğu Mersin'de sanayi sitesi esnafıyla buluşarak 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği oylamasında evet desteği istedi. Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Elvan, kampanya otobüsü üzerinden esnafa ve sanayi sitesi çalışanlarına seslendi. İşte biz de diyoruz ki artık 20 yıl 30 yıl sonrasını düşünmemiz lazım. Bugün evet güçlü bir AK Parti hükümeti var ama biz geleceğimizi düşünmek zorundayız. Biz zayıf hükümetlere, koalisyonlara, o kısır çekişmelere artık ülkeyi heba etmek istemiyoruz. 7 Haziran seçimlerini düşünün sevgili kardeşlerim, 7 Haziran. Bakınız biz tek başımız iktidara gelemedik, tam 4 ay 5 ay koalisyon görüşmeleri sürdü. Netice alınabildi mi? Anlamadı. Ha yeni dönemde artık Allah'ın izniyle siz ne derseniz de olacak. Hükümeti doğrudan halk belirleyecek. Yani siz belirleyeceksiniz. Her hükümet %50'nin üzerinde oy almak zorunda. Bakınız 15 yıldan beri iktidarız. Bizim en son %49,5'luk oy oranımız var. Artık her iktidara gelecek olan hükümet %50'nin üzerinde oy almak zorunda. Bu neyi getirecek? Halkın uzlaşmasını, kenetlenmesini getirecek. Bir liderde dayanışma içerisinde, mutabakat içerisinde olmasını sağlayacak. Dolayısıyla şöyle bir sıkıntımız olmayacak. Efendim bu sene seçim yapıldı, önümüzdeki sene tekrar seçim yapılabilir kaygısı olmayacak artık. 5 yılda bir seçim olacak. Bir başka husus bürokrasi. Bakınız siz burada Tırmıl Sanayi Sitesi'ndesiniz. Eskiler bilirler. Bir şu sanayi sitesinin kurulması 4-5 seneyi almıştır. Bir organize sanayi bölgesi kurmak istiyorsunuz. 4-5 senede bir organize sanayi bölgesi kurabiliyorsunuz. Nedir problem? Bürokrasi. Diyoruz ya bürokratik oligarşi. Bu bürokrasiden bizim artık
bu bürokratik engellerden kurtulmamız lazım. Soruyorum size, sizlerden bir taneniz, bürokrasiden şikayet etmeyen bir tane kişi var mı aranızda? Devlet dairesine gidiyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, işimiz yapılmadı diyorsunuz. İşte artık buna son vermek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, ben bile bakan olarak bıktım artık. Anamur Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında 76 belediye personelini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Hizmet İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kara, Hizmet İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Mürşit Aydın katıldı. İmza töreni Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin makam odasında gerçekleşti. Yapılan sözleşmeyle belediye personelleri birinci yıl yevmiyelerine 7 TL ve kıdem zammı, ikinci yıl 12 TL olmak üzere zam aldılar. Ayrıca toplu iş sözleşmesinde bulunan aylık ve yıllık sosyal yardımlarda da birinci ve ikinci yıla %10 zam verildi. Mersin'in en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki balkondan kopan beton parçalar caddeye düştü. Günün her saati dolu olan caddede şans eseri beton parçalarının düştüğü anda o bölgeden kimse geçmemesi nedeniyle olası can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ben yoktum ya ama yukarıdan işte balkondan taşlar düştü biraz ama yıkılıyor eski bina. İnsanlara bir şey olmuş peki? Valla kimseye bir şey olmadı. Şans eseri işte orada oturan da yoktu, geçen de yoktu. Bir ihtiyar geçmiş ama son anda şey yaptı. Daha önce de mi yıkılmışlar? Ya parçalar düşüyor sık sık yani. Düşüyor söyledik ama işte yapacak bir şey. Yetkililer bir şey yapmamış şu anda. İşte yetkililer geldi bilmiyorum ki ne yaptıklarını da bilmiyorum. Ya bir haber işte bantı çektiler gittiler. Duvarda yerler var ya onlar da çekiyor. Olay Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Uysal Apartmanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Binanın 3. katının balkonundan kopan beton parçaları caddeye düştü. Kentin en işlek caddelerinden biri olan ve günün her saati kalabalık olan caddede şans eseri parçaların düştüğü dakikalarda o bölgeden kimse geçmedi. Olası yaralanma ve can kaybından dönülürken vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine giderek incelemelerde bulunurken bölge şerit çekilerek yayaların geçişine kapatıldı. Mersin Demirtaş Mahallesi'nde Okan Merzeci Bulvarı'nda yaşanan feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ara yoldan gelen bir bisiklet sürücüsü kontrolsüz şekilde Okan Merzeci Bulvarı'na girince ilk olarak bir araca çarptı. Yere düşen bisiklet sürücüsü hemen arkadan gelen bir otomobilin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Yaşanan feci kazada bisiklet sürücüsünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Üçüncü Lig 3. grubun 29. haftasında sahasında Hatay temsilcilerinden Payas Spor'la karşılaşan Tarsus İdman Yurdu, rakibini 5-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetini aldı. Sezonun ikinci yarısının ilk galibiyetini geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u yenerek alan Tarsus, Payas maçını da alarak uzun zamandan sonra ilk kez üst üste iki galibiyete imza attı. Tarsus'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçın başından sonuna kadar ev sahibi üstün bir oyun sergiledi, bunu da skora yansıtmayı başardı. Maçın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü oyun sergiledi. İlerleyen dakikalarda oyuna tamamen hakim olan ev sahibi Tarsus İdman Yurdu, rakip kalede ardı ardına goller buldu. Tarsus İdman Yurdu'nun gollerini 29. dakikada Muzaffer Özcanlı, 35 ve 85. dakikalarda Gökhan Çırak, 40. dakikada Kubilay Yavuz, 58. dakikada Can Taşkıran attı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar Türkiye Kupası Mersin'de başladı. Dikkat! Erdemli Atış Poligonu'nda 2 Nisan'a kadar sürecek müsabakalara 25 ilden 46 kulüp ve 282 sporcu katılırken, sporcular 9 disiplinde en iyi dereceleri elde etmek için yarışacak. Müsabakaların önemine dair bilgi veren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar As Başkanı Kadri Akgün şöyle konuştu. Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'nı icra etmek için sporcularımızla beraber toplandık Mersin Erdemli'de. Bu müsabakaya toplam farklı disiplinlerde 282 sporcu birbiriyle yarışacak, bayan ve erkek olmak üzere. Bunların içerisinde
Atıcılık ve Avcılık Federasyonumuzun teknik kurulu tarafından belirlenen yurt dışı baraj puanlarını geçen sporcular önümüzdeki Almanya'da yapılacak olan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacaklar. Bundan önce de bir İslami dayanışma oyunlarımız var. Onun kadrosu daha önce belirlemiştik burada havalı silahlarda. Şimdi ateşli silahlar ayağını yapıyoruz. Umarım memleketimiz için, çocukların için hayırlı neticeler doğurur. Gittiğimiz müsabakalardan da başarıyla çıkarız diye umut ediyorum. Burada iki ana temel şeyimiz var, amacımız var. Bir tanesi kulüp olarak takım halinde dereceye girmek. İkincisi ferdi olarak her sporcunun beklentisi ve zirve beklentisi olimpiyatlara iştirak etmektir.